99 Marmara depremine zamanı, yani o dönemde bölge müdürüm çağırdı. Kenan Bursa Bölge Müdürlüğü'ne geçici görevle gönderileceğimi, deprem bölgesinde yani haber kovalacağımı söylendi. Ben hemen hazırlandım. Gittik. Ekip arkadaşım Halil Üner'di. Halil İbrahim Üner. Beraber gittik. Yaklaşık bir ay kadar orada kaldık. Foto muhabirinin ne zorluklar içinde çalıştığı, hani duygularıyla işini birbirine karıştırmaması gerektiğini, yaşadığı olayları içine gömmesi gerektiğini orada bir kez daha yaşadım. Her zaman olduğu gibi. Tabii herkesi çok derinden etkileyen bir olay. Yani şu anda 99 Marmara depremi dediğiniz zaman da birçok kişi Allah korusun, Allah bir daha göstermesin gibi sözlerle anar o felaketi. Bir gün gittik. Ceset, yani canlı, artık canlı aramaya, yani cesetler her gün çıkıyor da canlı arama, canlı var mı diye arama timleri arama yapıyorlar. Canlı var dediler. Gittik. Bir çocuk annesini babasını annesiyle kardeşlerini kaybetmiş ama evlerinin oradan hiç ayrılmıyormuş. Yanlış hatırlamıyorsam 3 gün sonunda gidiyor enkazın orada, babasından bir ses duyuyor ve kurtarma ekiplerine haber veriyor. Kurtarma ekiplerinin çalışması ve oradaki duyulan heyecan, yani hani nasıl anlatılır bilmiyorum ama hani canımı çıkacak, 3 gün boyunca ne yedi, ne içti, hep böyle soru işaretleriyle beraber gündeme, yani o gün onları düşündü insanlar orada. En sonunda şey yaptılar, çıkardılar kişiyi ve sağdı, sağlamdı. Çocuğuyla bir çak işareti yapıp sarıldıktan sonra çok duygusal anlar yaşandı. Diğer tarafta yine arama çalışmaları sürerken, aradan yine uzun zaman geçmişti, böyle 15-20 gün kadar, bir ceset çıkardı kurtarma ekipleri. Yani ben cesetten bayağı bir uzak olmama rağmen, yani 200-300 metre kadar uzak olmama rağmen, ortaya bir yani civarda bir koku duyuldu, ceset kokusu. Aşağıya, yani o kısma baktığım zaman itfaiyeydi sanıyorum. Ağzında maske olmasına rağmen, yani dezenfekte koruyucu olmasına rağmen kokudan öyle bir etkilenmişti. Kendini böyle zıplayıp aşağıya bırakıyordu. Zıplayıp aşağıya bırakıyordu. O anı da hiç unutmuyorum. Yani çok kötü görüntülerdi.